Gel. Hünkârım, hekiminiz Moşe Hamon geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Moşe Efendi, derhal malumat ver. Mustafa Paşa'nın vaziyeti nedir? Maalesef vaziyeti ağır hünkârım. Ayağında zahmeti varmış. Zahmeti zamanla ziyade olmuş. Hastalık vücudunun başka yerlerini de sarmış. Hareket edemiyor. Aresiz vefat etmeleri için elimden geleni yapıyorum. Hünkârım, bir başka husus daha var. Bu sabah limanda 2 kişi ölmüş. Yeniçeri ağası haber verince derhal gittim. Ne demek bu Moşe Efendi? Kimmiş bunlar? Sebep neymiş? 2 Irvat hünkârım. Kırım'dan gelen bir yemide çalışıyorlarmış. Maalesef ikisinin de ölüm sebebi veba. Emin misin bundan? Hiç şüphem yok hünkârım. Veba denen bu illet şehre yayılmadan derhal tedbir almak lazım. Bilhassa saraya ulaşmadan müdahale etmek şart. Derhal Ayaspaşa ile konuş, lazım gelen bütün tedbirleri alsın. Emredersiniz hünkârım. Hatice'm. Biliyorum hiç istemiyorsun bu evliliği. Lakin bir düşün. Başka çaren yok. Hünkârımız ilan etti bir kere. Kim mani olabilir buna? Ben. Aklından geçeni biliyorum. Lakin bunu yapamazsın. Bilhassa Hürrem hala nefes alırken. Onun acı içinde kıvranıp can verdiğini görmeden ölüm yok bana diyordun. Unuttun mu? Bu her şeyden beter. Ölümden de beter. İbrahim'in hatırasını asla ihanet etme. Aklını kullan Hatice. Hüsrev Paşa, kubbe veziri, istikbali parlak, güçlü bir paşa. Onun hünkârımızın yakınlarında olması bizim yararımıza olacaktır. Anlamıyorsun değil mi? Ben artık hiç kimsenin kadını olamam. Olmam. Olmayacaksın zaten. Sen istemediğin sürece hiç kimse sana dokunamaz. Hüsrev Paşa ile olan evliliğin sadece kağıt üstünde olacak. Sana söz veriyorum. Aynı çatı altında bile yaşamayacaksınız. Sen yine bizim yanımızda yaşamaya devam edeceksin. Nasıl olur bu? Hünkârımız deder. Hüsrev Paşa. Hünkârımız nereden bilecek? Hüsrev Paşa'ya gelince kullarımızın haddine mi düşmüş söz hakkı? Bir sultanla evleniyor, daha ne olsun? Hünkârımıza söyleyecektir. Sen orasını bana bırak. Yeter ki hünkârımızla aranı bozma. Sadece beni ikna etmek için söylüyorsun. Hayır. Evladımın üzerine yemin ederim Hatice. Sen istemediğin müddetçe bu izdivaç asla hakiki olmayacak. Mihrimah. Benim güzel yeğenim, nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Sayenizde validem evlatlarından ayrı sürgün hayatı yaşıyor. Hadisenin iç yüzünü bilseydin böyle söylemezdin. Kendinizi boşa yormayın. Size itimadım yok. Belli ki valideme oyun oynadınız. İnşallah Cihangir'in gözyaşlarına değmiştir. Ben böyle olsun istemezdim Mihrimah. Rahat olun sultanım. Keyfinize bakın. Validem dönene kadar gülün, eğlenin. Zira o döndüğünde yüzünüz gülmeyecek. Bismillah. Nigar Hatun, hoş geldin. Sefa kademler getirdin. İşte beklediğiniz gün geldi çattı sultanım. Hani hayaliyle yanıp tutuştuğunuz gün. Sultan Süleyman'ın karındaşı Hatice Sultan'la olan nikahınızı kıydım İbrahim Paşa. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Hep yanınızda olacağım. Siz de biliniz ki beraber aynı yastığa baş koyacağımız geceye kadar nefes almayacağım. Sultanım, sizi bekliyorlar. Nasıl bir kader Gülfem? Hayatım bir kabustan ibaret sanki. Vaktiyle istemediğiniz biriyle nişanladılar sizi. O gün de acı çekiyordunuz. Ama sonra kader karşınıza İbrahim Paşa'yı çıkardı. Hiç kimseye nasip olmayan büyük bir aşk yaşadınız. Hem de hiç umudunuz yokken. Demem o ki bu kabus da bitecek sultanım. Bu kar, kış, kıyamet bitecek. İnanın bana, bahar gelecek. Tekrar gülecek yüzünüz. İyi günlerde kullanmak nasip etsin. Hüsrev Paşa. Hünkârım. yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Her daim taşımaktan şeref duyarım. Hatice benim kıymetimdir. Yüce Rabbimden tek dileğim sizin sıhhat ve huzur içerisinde yaşamanızdır. Hayırlara vesile olsun. Amin. Sultanımızı mesut etmek için bu canımı feda etmeye razıyım hünkârım. Bursa'daki günlerin nasıl geçti evlat ha? İnşallah söylediğin gibi adam olmuşsundur. Merak buyurmayın baba. Bundan sonra size layık bir evlat olacağım. Hadi inşallah. Yüzümü kara çıkar bu kez. Zira sana hiç itimadım kalmadı. Hatice Sultan Hazretleri! Hatice. İbrahim'le senin izdivacınıza karar verdim. Bu bir rüya değil mi? Eğer öyleyse hiç uyanmak istemem. Alın götürün beni vaat ettiğiniz cennetinize. Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Ayaspaşa, Mustafa Paşa'nın vaziyeti nedir? Saatinde bir gelişme var mı? Maalesef hünkârım, vaziyeti aynı. Moşe Efendi de çaresiz kaldı. Bu sabah ziyaret ettim kendisini hünkârım. Gözünü dahi açamıyor. Ma teessüf hastalık epey ilerlemiş. Mustafa Paşa'ya üzülmemek elde değil. Kendisi uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunmuş iyi bir devlet adamı. Yüce Rabbim şifa verir inşallah. 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 Ayaspaşa, Moşer Efendi'ye söyle bilahare gelsin. Bana vaziyetle ilgili teferruatlı bir izahat versin. Allah her şeyden evvel sıhhat nasip etsin biz kullarına hünkârım. Amin Hoca Çelebi. Amin. Gözün aydın. Evladın gelmiş Bursa'dan. Evet hünkârım. Kendisi Bursa'da Abdurrahman Efendi'den kelam dersleri almakta. Âlâ. Ahmet Çelebi. Payitahtta senin gibi alim müderrislere ihtiyaç var. Siz yüce hünkârımıza bir nebze bile layık olabilirsem ne âlâ. Sultanım, afiyettesinizdir inşallah. Sağ ol Zeynep Hatun. Sen nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Hürrem Sultanımız düğüne niye katılmadılar? Bir sıkıntıları yoktur inşallah. Valide Medine'de Zeynep Hatun. Bir müddet istirahat edip dönecek. Validene çok üzüldüm. İnşallah geri döner. Hiç şüphen olmasın. Yakında bir düğün daha olacak Mihrimah. Bali Bey ile benim düğünüm. En yakın dostum olarak teşrif edersen çok memnun olurum. Esma, git başımdan. Belanı arama. Hayırdır Hüsrev Paşa? Nedir canını sıkan? Hatice Sultanımız mı? Ben kendilerine daha evvel izah ettim paşam. Eğer sizin gönlünüz razı değilse bu evliliğe benim de gönlüm razı değil dedim. Ne lüzum var böyle oyunlara, mana veremedim. Hayırlı bir izdivaç olacak bu paşa. Zinhar böyle şeyler düşünüp aklını bulandırma. Sultanımız için kolay değil. Malumu. Zamanla alışacak. Saadet içinde mesut bir aile olacaksınız. İnşallah. Hünkârımızın kulağına giderse bu vaziyet nasıl izah ederiz? İçin rahat olsun paşa. Senin kabahatin yok. Nihayetinde sultanımız böyle buyurdular. Birazdan ayrılacağız saraydan. İbrahim, kalbim yalnızca sana ait. Bu can, bu ten yalnızca senin. Sana yemin ediyorum, senden başka hiç kimsenin eli elime değmeyecek. Ne işiniz var sizin burada? Bağışlayan sultanım. Niyetim sizi korkutmak değildi. Vaziyeti bildiğinizi sanıyordum. Vaziyet malumum. Zinhar rahatsız olmayın. Ben buraya size bir şey vermek için geldim. Size layık değil lakin kabul ederseniz memnun olurum. Sultanım, ben buradan hünkârımızın tahsis etmiş oldukları saraya geçeceğim. Bir emriniz, bir arzunuz olursa beni orada bulabilirsiniz. Hüsrev Paşa. Hayırlı geceler. Size de sultan.